Ayasofya'da fresklerle ilgili alınacak önlemler konusunda açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, çok orijinal bir sistem, oradaki yapıya, kullanılan boyalara zarar vermeyecek bir sistem olacak ifadelerini kullandı. Fresklerin ışıkla kapatılarak namaz esnasında o yüzeylere Kur'an ayeti yansıtılacağı konuşuluyor. 15 Temmuz'un hemen ardından kanun hükmünde kararname ile ihraç edilen öğretmen Nursel Tanrıverdi, Kronos Haber'den Tuğba Demir'e hak mücadelesi nedeniyle hep hedefte olduğunu, daha önce de 11 ay hapis yattıktan sonra işe iade edildiğini söyledi. Tanrıverdi, 140 binin üstünde ihraç edilen olmasına rağmen meydana bir avuç insanın çıkmasını eleştirdi. AK Parti hükümetinin normalleşme sürecini başlattığı Haziran ayına ilişkin kurulan kapanan şirket istatistiklerini açıklayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, kapanan şirket sayısının %116,76 artarak 1112 olduğunu bildirdi. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören nöroloji uzmanı İbrahim Örnek hayatını kaybetti. Örnek'in vefatını duyuran İstanbul Tabip Odası, AK Parti'nin pandemi sürecinde yürüttüğü yeni dönem politikasını eleştirerek, "Onlar başarı hikayesi anlata dursun, biz ölüyoruz, anormalleşme süreci devam ediyor," dedi. Deutsche Welle Türkçe'den Banu Güven'in sorularını yanıtlayan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, "Bir avukat olarak kişisel görüşüm, hiçbir avukatın kendi barosunu terk etmemesi, yeni barolar kurulması konusunda arayışa girilmemesi yönündedir. Bırakın yandaşlar ana barodan ayrılsın ve marjinalleşsinler," dedi. CHP Antalya İl Başkanlığı'nın internet sitesinden AK Parti Alanya ilçe binasında 2 yıldır kaçak su kullanıldığı, bunun da su kesildikten sonra abonelik başvurusu yapılmasıyla anlaşıldığı duyuruldu. Cumartesi anneleri 799. hafta açıklamasında 28 yıl önce gözaltında kaybedilen Hasan Gülünay'ın dosyasının zaman aşımı gerekçesiyle kapatılmasının uluslararası insan hakları hukukuna aykırı olduğunu belirterek adalet çağrısında bulundu. Açıklamada devlet anayasal yükümlülüklerini yerine getirmediği için cezasızlık zırhı aşılamıyor ifadesi kullanıldı.